Application name şu demek arkadaşlar. Uygulamanıza vereceğiniz isim. Company domain demek. Eğer varsa bir web siteniz, web sitenizin adresini yazarsınız. Paket adı olarak da web sitenizin domain uzantısı .com'sa .com'un başı alır. Company domain kısmında web sitenizin ismini ortaya alır. Application name de son alır. Genelde package name'ler bu şekilde adlandırılıyor. Ama edit edip, şuradan edit et tıklayıp benzersiz paket adı oluşturabilirsiniz. Paket adı ne demek? Paket adı uygulamanızı Play Store'a yüklerken size lazım olacak. Benzersiz uygulama kimliği demek. Yani her uygulamanın benzersiz paket adı bulunması gerekir. Play Store hesabında bunu belirtmemiz gerekiyor. İleride bu package kavramı nedir bundan bahsedeceğim. Android Studio'yu yüklerken şöyle yapın. Ben genelde şöyle bir önerim oluyor. C içerisinde Android klasörü açıyorum. İçerisinde Project klasörü, SDK klasörü, Studio klasörü açıyorum. Android Studio'yu Studio klasörü içerisinde taşıyorum. SDK, Android Software Development Kit, SDK paketi içerisinde yer alıyor. Tüm yapacağım projeleri, çalışmaları Android ile alakalı Project klasörü içerisinde taşıyorum. Bu nedenle yeni bir proje oluşturmuşsam, kaynak kodlarını bulmak istiyorsam C içerisine Android Project klasörü içerisine giriyorum. Buraya ne isim yazarsanız, diyorum ki Android ilk projem. Şurada Project Location'da proje adı klasörü de değişiyor. İlk kuralım şu. Application name büyük harfle başlamak zorundadır. Bakınız küçük harfle başlatıyorum. İlk projem. Burada değil herhalde. Evet, şurada görüyoruz. Uppercase letter. Büyük harfle başlaması zorunludur diyor. Bu nedenle ilk karakteri büyük yapıyorum. Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterelim. İlk proje hafta sonu diyorum. İlk çalışma hafta sonu. Sonrasında next dedim. Evet, Android ile alakalı size sürüm notlarını gösterirken demiştik minimum SDK, maksimum SDK kavramları önemli. Minimum SDK kavramı demek şuydu. Ben bir Android uygulaması geliştireceksem minimum hangi sürümdeki cihaza hitap etmem gerekiyor? En yüksek hangi sürümdeki Android cihazı kullanmam gerekiyor? Yani minimum SDK demek en düşük hangi API sürümüne sahip cep telefonunda uygulamayı göstereyim. Biz genelde demiştik ki 4.4 KitKat ve sonrasını kullanmamız gerekir. Çünkü artık jelibon, ice cream sandviç, honeycomb, gingerbread kalmadı bunlar. Yani artık bu zencefilli çörek sürümü sona erdi. Android dedi ki artık biz bunu kullanmıyoruz. Desteğini kestik. Bir süre sonra büyük ihtimal honeycomb da gitmiştir. Ice cream sandviç, sıra sıra bunlar gidecek. Jelibon gidecek. Bunlar nasıl gidiyor? Düşünün, her iki senede bir Android'in sürümleri yükseldiği için bazı cihazlar artık kaldırmıyor. Kaldırmayınca da bir süre sonra çöp. Yani bir telefonu 2 sene kullanıyorsunuz. 2 seneden sonra ağırlaşıyor zaten. Ya da en fazla iyi bir sürümdeyse 5 sene kullanırsınız. 5 seneden sonra yine değiştirmeniz gerekir. Mesela bende şu an 4.4 sürümü var. HTC'nin Desire 520 miydi? Öyle bir sürüm var. Ne kadar oldu? 2-3 sene oldu, hala kullanıyorum. Ama 2 seneden sonra artık performansı düştü. İçerisinde fazla uygulama yükleyemiyorum. Bu nedenle bu cihazlar yeni uygulamaları destekleyemeyebiliyor. Ne yapıyorum? Artık 7.1, 8.0 sürümde cihaz alıyorum. Yani bunu herkesin yaptığını düşünün. Bir de bazı telefonlar her donanımda aynı değil. Cihazda bozulmalar meydana gelebiliyor. Bu nedenle artık eski sürümler bir süre sonra çöp oluyor. Yani yeni bir uygulama yapacaksanız yeni sürümlere hitap etmek gerekir. Eski sürümlerde donanımsal destekler sağlanmıyor bazen. Bazen yazdığınız API sürümüne ait metotlar eski sürümlerde desteği olmadığı için çalıştıramıyorsunuz. Eski sürümdekilerde hata veriyor. Yenilerde problem olmuyor. Bu nedenle her cihazda farklı farklı
API sürümü farklı olan cihazlarda uygulamaları test etmemiz gerekiyor. Atıyorum Android'de şöyle bir kavram yok. iOS'ta mesela bir uygulama yazdınız. iOS'un sürümleri belli. iOS'u geliştiren de belli. Apple iPhone'da problem çıkmıyor. 6'da yazdığınız uygulama 7'de de çalışır gibi bir durum var. Ama Android'de 4.4'te yazdığınız uygulamayla 7.0'da yazdığınız uygulama arasında fark var. Yani benzersiz cep telefonlarında, gerçek cihazlarda ya da sanal emülatör üzerinde bunları ayrı ayrı test etmeniz gerekiyor yaptığınız uygulamaları. Bunu da yeri gelmişken değinmek istedim. Yani bu sürüm notları, sürümler bizim için API sürümleri. Her API içerisinde desteklenen metotlar var, sınıflar. Her sınıfın farklı kullanımları. Yani ben 5.0 için bir API sürümünü kullanan bir metot kullanıyorsam, gidip onu 4.4'te yazarsam, 4.4'te kullanılan bir cihazla o kodlar patlar. Kullanıcı uygulamayı açamaz, hata verir. Ama 5. minimum SDK sürümü 5.0 derseniz eski sürümleri desteklemeyeceği için Play Store'da gözükmez uygulamanız. Bu nedenle minimum hangi sürümde uygulamam gözüksün? Bu seçenek minimum SDK demek. Ben genelde 4.4 diyorum. Küçümsenecek bir rakamı yok. %17'lik hala 4.4 KitKat'ın bir kullanım potansiyeli var. Bu nedenle sürekli API 19 sürümüyle başlatın. Next diyorum. Bu arada next demeden önce burada biz sürekli seçili olarak gelecek phone and tableti seçeceğiz. Bir demek Android saatlerde kullanılabilir. TV, Android Auto, bir de Android Things diye bir şey var. Android 3.0.1'i yüklediyseniz IoT işletim sistemine sahip cihazlarda da Android uygulama geliştirebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Biz genelde telefon ve tablet olanı seçeceğiz. Genelde değil, sürekli bunu yapacağız. Yani bizim burada bilmemiz gereken minimum SDK nedir, maksimum SDK nedir? Bunları yeri gelecek Gradle üzerinden de güncellemeyi göstereceğim. Next diyorum arkadaşlar. Her yapacağımız çalışmada bunu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğiz. Genelde KitKat yaparsınız. Sadece Next dersiniz. Buradaki activity kavramları önemli. Buna tıklarsanız hiçbir şey üretmez. Size boş bir class verip içerisine kendiniz doldurmanızı isterir. Ama burada belli başlı şablonlar var. Ben hiç oluşturmayacağım. Genelde ya basic activity kullanacağım ya da empty. En çok empty activity'yi kullanacağım. Ama bunların her birinin ne manaya geldiğini de dersim boyunca görmüş olacağım. Sürekli empty activity seçelim. İçerisi boş oluyor. Kodlar en kolay şekilde anlaşılabilir oluyor. Next diyelim. Bakınız main activity. Ben şu main'i nereden hatırlıyorum? Java'da main metodu vardı. Benzer bir isme sahip. Açılacak ilk class'ınızı temsil ediyor. Yani uygulama ikonuna bastığında karşına hangi sayfa gelsin? Bunu genelde main activity oluyor. Değiştirmediğiniz sürece next dersiniz ya da finish dersiniz bitirirsiniz. Finish'e tıklayalım. Evet, yeni bir proje açtığımızda, Android proje açtığımızda karşımıza iki tane sayfa geliyor. Activity main XML, bir de main activity.java. Şimdi bu kavramlardan bahsedelim. Dedik ki ilk günümüzde daha demiştik Android uygulama geliştireceksek XML kodlamayı bilmemiz lazım. Yani XML tekleri nasıl oluşturulur bunları bilmek gerekiyor. Yani XML önemli. Bir de nokta class. Biz Java ile yazıyoruz uygulamalarımızı. Yazdığımız uygulamalar nokta class uzantılı oluyor. Bakınız main activity nokta, pardon, Java uzantılı oluyor. Main activity dediğimiz yapı Java kodları, nokta Java gözle görebileceğimiz kod parçacıkları demiştik. Daha Android'e geçtiğimiz hemen geçtiğimiz gibi yaptığımız ilk örnekte bakınız şu kelimeleri gördük. Public nedir? Class nedir? Extend nedir? Dedik ki extend'i sürekli göreceğiz. Extend app compat activity'den türüyormuş bu sınıf. Dedik ki override'i göreceğiz. Protected nedir? Void nedir? Bunlar önemli. Super keyword'ünü daha ilk örnekte görüyorsunuz. Yani override'ın manasını burada idrak edebiliriz. Ya da implement'i göreceğiz bugün. Öncelikle Android'e geçtik. Bismillah. İlk olarak bizim görmemiz gereken
Konu başlığı layout türleridir. Android'e geçtik. İlk olarak layout türlerini görüyoruz. Layout türleri de ne demek? Nedir bu? Bakınız, main activity.xml içerisinde şöyle sürükle bırak nesneleri istediğim yere sürükleyebiliyorum. Bir tane checkbox ekledim. Toggle buton ekledim. Bunlar bizim komponentlerimiz, yani nesnelerimiz. Bunları kullanacağız. Bunların nasıl kullanıldığını, kod kısımlarını göreceğiz. Şimdi bir projeyi çalıştırmak istiyorsak, bilgisayarlarımız da kurulu. Şurada Eclipse'de bulunuyordu. Run App butonuna basıyorum. Burada çalıştırabileceğimiz sanal emülatörleri görebiliyoruz. Buradan bir tane sanal emülatörü seçelim. Virtual Device'ı seçtim. OK dedim. Yani çalıştırma esnasında main activity'de hangi nesneleri eklediysem bunları görmem gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir ekran geldi. Bu ekran içerisinde şurada ne varsa sürükledim bıraktım. Burada aynısını görmem gerekiyor. Bakınız uygulama açıldı. Ben buraya nesneler ekledim ama istediğim nesneler istediğim yerde bulunmuyor. Bu benim için çok büyük bir problem. Öncelikle bu sorunu çözmem gerekiyor. Android'e ilk defa geçtim. Şu an constraint layout nedir bilmiyorum. Bunun haricinde neleri bilmiyorum. Yani şurada nesneleri daha önce hiç kullanmadım. Bilmediğim çok konu var aslında. Evet, ilk olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Ben bir nesneyi istediğim yere atıp sürükleyemiyorsam demek ki layout yapısı farklı bir şey. Benim öncelikle layout yapıları nedir bunu görmem gerekiyor. Design var bakın arkadaşlar, altta bulunuyor. Design ve text kısımları var. Şöyle design text. Text kısmına tıklayalım. Kodlar açılıyor. Design kısmında görüntü kısmını, text kısmında ise XML kısmını görüyorum. İlk olarak sürekli şunu yapacağız. Bakınız biz öncelikle layout türlerini bilmiyoruz. Constraint layout. Kopyaladım. Birkaçını size araştırma konusu olarak veriyorum. En çok kullanacağımız iki tane layout çeşidi var. Birincisi linear layout. Bir tanesi relative layout. En çok ben linear layout ve relative'i kullanıyorum. Örneğine göre yani bunları da diğer layout türlerini kullanıyorum. Evet, şöyle yapıyorum. Bakalım diğer layout çeşitleri nelermiş. Tekrar döndüm. Şu kısmı siliyorum arkadaşlar. Buradan tuttum. Android'e kadar sildim. Küçüktürü silmiyorum. Burayı temizledim. Bakınız önce şunu görelim. Açılan her tek açıldığı gibi kapanıyor. En altta constraint layout kapatıldı. En üstte constraint layout açılmıştı. Şu kısmı seçtim. Burayı sildim. Kontrol tuşuna basılı tutup boşluğa bastım. Bakınız sonunda layout olanlara bakın. Absolute layout. O zaman buraya doğrudan layout yazıyorum. Tüm layout türleri gelsin. Bu layout türleri bize JavaScript'ten miras kalıyor. Butona tıklama olayları da yine aynı şekilde. Absolute. Yani bizde şöyle bir mantık yok. Java'dan geldiği için C#'da bir nesneyi sürükle bırak yaparsınız. Butona bir kere çift tıkla yaparsınız. Sizin için kodunu oluşturur. Bizde böyle bir mantık yok. Bir nesne oluşturuyorsak bu nesneyi biz ekleriz XML tarafında ama nesnenin kodunu biz yazmamız gerekiyor. Absolute frame layout var. Bakınız sonuna geliyorum, frame layout. Bunlar nedir? Bunları bir araştıralım. Frame. Grid layout var, evet. Linear layout dedik, relative, table layout var. Bakınız farklı kütüphanelerden türeyen bir sürü layout çeşidi olabilir. Ama bunları örneğine göre yapmanız gerekir. Yani sürekli bunların hepsini kullanmayacağız. Sweep Reflash mesela, böyle bir örnek yaparsak ancak ihtiyaç duyuyoruz. Table layout. Yani bunlar temel layout çeşitlerimiz. Bir de table layout diyelim.
Benim için en önemlisi lineer layout'la relative layout nedir? İkisini yazıyorum arkadaşlar. Bunları en çok kullanacağız. Diğerleri beni pek ilgilendirmiyor şu an. Lineer layout şu demek. Örneğini görelim. Bakınız buraya lineer layout'ı seçtim. Az önceki kısma geri alıyorum. Şurayı sürekli seçeceğiz. Burayı sileceğiz. Lineer layout ya da relative layout yapacağız. Lineer layout yaptın. Enter'a bastın. Lineer layout burada açıldı. En altta da kapatıldı. Şuradaki kısımlar arkadaşlar. Lineer layout tag'i içerisindeki şu kısmı seçtim. Komple seçtim. İçerisini temizledim. Yani şöyle bir görüntüm var. Sonrasında tekrar design kısmına tıklıyorum. Evet. XML kısmına geldim. Design'a tıkladım. Öncelikle şurayı boşaltmıştım. Design'a tıkladım. Şöyle bir boş bir kısım geliyor. Diyor ki burada component tree linear layout. Şimdi linear layout şu demek. Linear layout içerisine palet kısmından ekleyebileceğiniz herhangi bir nesne belli bir hizaya göre gelir. Bakınız. Add all dedim. İçerisine bir tane buton ekledim. Şöyle yakınlaştıralım. Bir tane daha buton ekledim. Bir tane daha ekledim. Bakın ne kadar eklersem böyle yan yana geldi. Linear layout şu demek arkadaşlar. Not alıyorum. Linear layout. Nesneleri yan yana ya da alt alta getiren layout çeşididir. Orientation, vertical, horizontal tiplerine sahiptir. Yani size lineer layout nedir dediğimde nesnelerin ya yan yana geldiğini ya da alt alta listelemek için kullanıldığını bilmeniz yeterli. Evet, dedik ki lineer layout'ın iki özelliği var. Ya nesneler yan yana gelir ya da alt alta gelir. Lineer layout'a tıkladım arkadaşlar. Şu lineer layout component tree kısmında lineer layout'a tıkladım. Sağ ortada bakınız nesnenin property'leri geliyor. Orientation none diyor. None olduğu için yan yana gösterdi. Horizontal dersem yine yan yana gösterir. Horizontal yan yana göster demek. Vertical alt alta. Bakınız nesneler alt alta geldi. Orientation vertical demek nesneleri alt alta getirir. Vertical nesneleri horizontal'da horizontal ise nesneleri yan yana getirir. Yani şunu da yapabilirsiniz. Atıyorum göstereyim bir hızlıca bir örnek. İç içe layout'lar ekleyebilirsin. Yani lineer içerisinde bir lineer daha ekleyebilirsin. Yani şöyle göstereyim. Layout'ı seçtim. Lineer dedim. Şuraya tıkladım. İçerisine bir tane ekledim. Bunun boyutu atıyorum 100 dp olsun. 100 dp'lik alanı temsil eder. Yani iç içe layout'lar eklenebiliyor. Şimdi tekrar text kısmına tıkladım. Lineer layout olan kısmı seçtim. Büyük harfli R'ye bastım. Relative layout geldi zaten. Enter'a bastım. Relative layout ise şu demek. Nesneleri istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz. Yani ben butonu şuraya eklemek istiyorsam oraya ekler. Bir tane buraya eklemek istiyorsam oraya ekler. Relative layout nesnelerin istediğiniz yerde konumlanmasını sağlar. Relative layout'ın bir özelliği daha var. Nesneler birbiriyle ilişkili şekilde hareket edebilir. Örnek verecek olursam. Bir tane
Şuraya geldim, text, plain text ekledim. Bir tane plain text daha ekledim. Bakınız şurada çizgiler var değil mi? Relative layout'ın özelliği nesneler birbiriyle ilişkili şekilde hareket edebilir. Üsttekini bir yere sürüklersen alttaki de ona göre gidiyor. Neden? Çünkü üstteki nesneye bakınız. Üstteki nesne ile alttaki nesnenin arasındaki şuradaki bir ilişki var. Yani şunu kopartmanız gerekir. Yani üstteki nesne nereye giderse alttaki de oraya hareket ediyor. Ya nesneleri sırasıyla ekleyeceksiniz. Düzenli şekilde ekleyeceksiniz bunu açmak için. Ya da farklı layout içerisinde eklemeniz gerekir. Şimdi relative içerisinde şunu yapalım. Bir tane plain text ekleyin. Bakınız plain text'i eklerken şunu yapıyorum. Ortada bir tane çizgi çıkıyor. Tam ortası demek. Tıkladım, ekledim. Bir tane daha ekledim. O da ortada olsun. Tıkladım, ekledim. Text kısmındayım. Bir de all'a tıklıyorum. Bir tane buton ekliyorum. Burada nesneleri tıkladım. İlk nesnenin ID kısmı diye bir şey var. ID demek ne demek? Her nesnenin programatik olarak tanımlanması gereken zamanda ID kavramına ihtiyaç duyuyoruz. Evet, ne dedik? Bir nesneye tıkladım arkadaşlar. ID diye bir kavram var. ID özel bir kavram. Ben bir nesneyi programatik olarak ne olduğunu tanıtmam gerekiyorsa ID kavramına ihtiyaç duyarım. Genelde edit text için ET derim buraya. Edit text, edit text'in kısaltması. ET sayı 1. Buraya geldim. Yes dedim. Don't ask again. Yes dedim. Tekrar sormasın bunu sürekli değiştirdiğinde. ET sayı 2. Şunları ben edit text eklerken yanlış ekledim arkadaşlar. Burada normalde ben number seçip klavyenin numerik olarak gelmesini istiyordum. Bu nesneyi sürükte bırak yapabilirim ama yapmayacağım. Şuradan değiştirebiliyorum. Input type'ı buraya bıraktım. Number'ı seçtim. Diğerine de geldim. Input type'ı bunu bıraktım. Number'ı seçtim. Şurada ben içerisinde yazı gözükmesini istemiyorum. Uygulamayı çalıştırdığımda şu yazı içerisi dolu şekilde geliyor. Yani şöyle hızlıca çalıştıracak olursak. Bakınız arkadaşlar. Şurada şimşeği görüyorsunuz ya. Açılmış bir uygulamayı hızlıca içeriğini değiştirir. Ama buraya run'a basarsanız uygulamayı siler ve tekrar yükler. Şimşek açılmış bir uygulamayı anında değiştiriyor. Bakınız tekrar açılacak. İçeriğini değiştirdi. Burada name kısmı gözükmesin. Bu nedenle ben text kısmını siliyorum arkadaşlar. Yani text kısmına değil hint olan kısmı yazı yazacağım. Text'e ne yazarsanız edit text içerisinde yazılmış gibi davranır. Hint kısmına ne yazarsanız bir yazı girene kadar ne gözükmesi gerekirse onu temsil eder. Sayı 1. Bakınız pasif gözüküyor burada yazı. Text kısmı içerisinde yazılmış yazıdır. Bu nedenle text'i sürekli sileceğim. Buraya sayı 2 dedim. Butonun da görünen yazısını değiştirmek istiyorsam text kısmına topla diyorum. Butonun da ID'sini btn topla dedim. Bakınız bir nesnenin ne olduğunu bilemiyorsanız bu plain text midir? Normalde burada bizim text view diye bir nesnemiz var. Normalde sadece bir yazı gösterir. Nesnenin ne olduğunu bilmek istiyorsanız component tree kısmına geliyorsunuz. Nesnenin ID'si çıkıyor. Parantez içerisinde nesnenin tipi çıkıyor. Bu nesnenin tipi bizim için çok önemli. Şunu değiştirdiğimize emin olalım. Input type'ı number yaptık. Şuraya geldim. Input type'ı noktaya bastım. Number'ı seçtim. BTN'i topla dedim. ET sayı 1, ET sayı 2. Şimdi bu kısma geçiyorum. Benim artık kod kısmına gelmem lazım. Main activity'ye geldim. Main activity'de ben artık override ne demek biliyorum. App compat activity sınıfı içerisinde onCreate metodunu üst sınıftan çektirebiliyorum. Eğer ben kontrol tuşuna basılı tutup bir class'a tıklarsam app compat activity açar.
Android'in yazmış olduğu App Compat Activity'yi açtı. Meraklısına duyurulur. Bakmak isteyen bir sınıfın içerisinde neler var bakmak istiyorsanız kontrole basılı tuttunuz. Tıkladınız. O sınıf açılır. Evet, benim bununla işim yok. Ben kod yazacaksam nereye yazacağım? Super.onCreate sürekli kalacak. Set content view demek şu demek. Main activity Java dosyasını bir layout'a bağlı demek. Nereye bağladım? re.layout.activityMain. ActivityMain dediğimde şunu anlıyorum. Ben bunu çalıştırdım. Ekran bu geldi. Yani layout ne eklersem bunu görüyorum. Büyük harfleri R demek resource demek. Büyük R demek resource. Resource kavramı bizim için çok önemli olacak. R.layout demek ne demek? Şu demek arkadaşlar. Büyük R demek resource demek. Şurada rest diye bir klasör var. Aslında buradaki rest de resource demek. Resource klasörü içerisinde layout içerisinde bakınız layout isimli bir klasör var. Activity main var. Yani ben size bir main activity'nin layout dosyasını açın dedim de burayı mesela kapattınız. Nereden gireceksiniz buraya? Rest'e tıklayacaksınız. Layout'a tıklayacaksınız. Activity main. Bakınız resource içerisindeki layout içerisindeki activity main. Yani bu XML dosyamı temsil etti. Set content view ile layout görüntüsünü belirtirim. Buraya kadar bir sorun var mı? Tamam. Şimdi Activity Lifecycle'ı henüz geçemedim. Bu nedenle nesnenin içerisine getSet metotları tıklama olaylarını göstereceğim size. Biraz hızlı ilerleyeceğim. Benim iki tane nesnem, bir tane butonum var. Edit Text ve Buton. Ben bunların tiplerini biliyorum değil mi? Şimdi ID'lerini de biliyorum. Bir tanesi ET sayı 1, ET sayı 2, Edit Text tipinde. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Globalde değer tanımlamayı, field tanımlamayı biz biliyoruz. Edit Text yazıyorum buraya. ET sayı 1 virgül ET sayı 2 dedim. Farklı bir nesnem daha var. Buton nesnem var. Buton. BTN topla dedim. Şimdi buraya ürettiğim yazdığım fiyatların neler olduklarını XML tarafında hangi nesneye denk geldiğini yazmam lazım. Burada ET sayı 1, ET sayı 2 şu an pasif. Yani ne diyor? Bu field'i henüz kullanmadın diyor. Kopyaladım. Kuralım şu. onCreate metodu özel bir metot. Sınıfın çalıştırılması için gereken bir metot. Kodlarımı super.onCreate üzerine yazamam. Altına da yazamam. Set content view'ın bir alt satırına yazabilirim. Yani kod yazacaksanız şuraya yazamazsınız. Buraya da yazamazsınız. Ama set content view'ın bir alt satırına yazabilirsiniz. Bunlar özel. Buraya istediğimiz her kodu yazamıyoruz. Evet, set content view'ın bir alt satırına geldim. ET sayı 1, ET sayı 1 eşittir. Casting yapıyorum. Edit text tipine. View nokta, bu bir kalıptır. Bunu bilmeniz gerekir. View nokta, pardon. Oradan find view by id diyorum. R nokta, büyük R ne demekti? Resource demekti. ID özel, şu R noktadan sonrası bunların her biri özel klasör isimleri şeklinde düşünebilirsiniz. Belli başlı özel dosyaları temsil eder. ID nokta, ID'den sonra referans adresi bir nesnenin yakalayabilirsiniz. Ben layout'a ne ekledim? ET sayı 1 isminde edit text ekledim. Tıkladım. Referans adresi baz alıyor. Başka ET sayı 2 nesnem var. O da edit text tipindeydi. Resource'deki ID'si. Find view by ID ile bir nesnenin ID'sini belirtirsiniz. ID nokta ET sayı 2. BTN topla eşittir. Hangi tipteydi? Buton tipinde. Resource'deki ID'si BTN topla. Evet, şimdi ben butona tıklama işlemi yapacağım. Bakınız burada mor renge döndü mü? Döndü. Ben artık bu nesneyi kullanabilir duruma geldim. Şimdi bir sınıfa ait hangi nesnem varsa bunlardan faydalanabilirim. Buton sınıfı içerisinde hangi nesneler var? Şu an bakalım. BTN toplayı bir alt satırı ekledim.
noktaya bastım. Bir sürü metotlar geliyor değil mi arkadaşlar? Butona tıklama olayını set on click listener sağlıyor. Import etmede sıkıntı oluyorsa arkadaşlar şunu yapıyorum. Ben hızlıca yazdığım için bunda bende otomatik geliyor. Kontrol boşluğa bastım. Enter'a bastım. Eğer import etmemişsem. Ya da şöyle yapıyorum. Boş bir yere tıkladım. Baloncuk çıkıyorsa. Alt enter çıkıyorsa o anda alt enter'a basarsınız yine ekler. Şimdi bir butona tıklama işlemi nasıl yapılır bundan bahsedeyim. Set on click listener'a geldim. İçerisine küçük harfle new yazıyorum. Sonrasında boşluk bıraktım. Büyük V'ye bastım. Büyük V'ye bastığım zaman GIMP sınıfı içerisindeki interfaceler geliyor. Büyük V'ye bastınız. Büyük V demek GIMP sınıfın kısaltması demek. V'ye bastıktan sonra nokta derseniz ve büyük V'ye bastığınız zaman doğrudan geliyor. On click listener üzerindeyken enter'a basın. On click listener interface'tir. Dedik ki interface'lerde ben bir tane metot tanımlarsam metot override edilecektir. Otomatik olarak edilecek. Yani bize şu an interface'in sağladığı avantaj bizi override metodu yazmaktan kurtardı. Yoksa onClick metodu gidip ben yazacaktım sürekli. Interface'i eklediğim için buna hiçbir ihtiyacım kalmadı. Tamam. Evet. Şu an onClick demek özel bir metot. SetOnClickListener içerisinde bir sınıfı içerisindeki onClickListener interface'ini temsil eder. Yani bir sınıf içerisinde interface yazabilirsiniz. Sınıf içerisindeki interface. İnterfeysi otomatik olarak oluşturduğu metodunu override etti. Tekrar görelim. Küçük harflerini yazdım. Genelde bunu nasıl yazıldığını görmeden birebir benim yazdığım gibi yazmaya çalışıyorsunuz. Yanlış, hatalı. Küçük harflerini yazdınız. Büyük V'ye bastınız. On click listener'a geldi. Enter'a bastınız. Şimdi toast nesnesini gösteriyorum. Toast ekranı yazı yazmak için kullanılır. Toast, büyük harfle toast, nokta, make text. Konteksti falan şu an bilmiyorsunuz. Get application context dedim. İkinci kısma, merhaba Android. Üçüncü kısma, parametre olarak integer duration, yani uzunluk istiyor. Büyük harfle toast yazdım. Nokta, length long, nokta short. Butona tıklayınca merhaba Android yazacak. Parametreleri size söyleyeyim. Make text'i çalıştırmak için içerisinde context ister. Şu an context'in ne olduğunu söylemiyorum. İkinci kısımda merhaba Android yazdım, yani string istedi. Üçüncü kısımda integer istiyor ama bu integer bizim bildiğimiz sayı olan integer değil. Nesnenin referans adresini temsil eder. Toast nesnesinin length long ya da length short diye özel integer değerleri var. Bu bildiğimiz sayı değil. Bunlar özel. Bunları kullanacağız. Short dersem kısa gösterir. Long dersem uzun. Nokta show sayesinde ürettiğim nesneyi ekrana bastırmıyor. Devam ediyorum. Şimdi ben toast'u boşuna göstermedim. ET sayı 1 ve ET sayı 2 içerisindeki değerleri alıp sonuç olarak buraya çıktı olarak göstermek istiyorum. Butona tıkladığım zaman şunu yapıyorum. Integer yeni bir kural. Edit text nesnesinden gelen tüm değerler string'tir. Edit text'ten bize bir değer geliyorsa içerisine sayı da göndersek, klavye sayı da olsa gelen tüm değerler string'tir. Integer sayı 1 dedim. Eşittir. Bakınız benim nesnemle artık edit text nesnemi yakalayabildiğim için içerisindeki değerleri de görebilirim. ET sayı 1 nokta get text metodu sayesinde bakınız getiri setiri biliyoruz. Get text nokta to string dersen edit text nesnesi içerisindeki gelen değeri yakalayabilirim. Bunu dersem şu an kızar. Çünkü gelen değer string. Benim bunu integer'e çevirmem lazım. Bunu nasıl değiştirebilirim? Integer nokta parsing parantezi içerisine alarak değil mi? Parsing parantezi içerisine aldım. Bir parantezi daha kapattım. Bir tane daha sayı. Sayı 2.
eşittir. Yine aynı şekilde. Şurayı kopyalıyorum. Sadece sayı 1'i sayı 2 yaptım. Bir de toplam diyelim. Integer toplam eşittir sayı 1 artı sayı 2. Bunları neden onClick içerisine yazdım? Çünkü onClick butona tıklama esnasında, runtime çalışma zamanında, butona basılma esnasında edit text'in içerisindeki değerleri topla ve gösterdi. Yoksa bu işlemi yapamayız. OnCreate metodu özel bir metottur. Activity'nin oluşturulma esnasında çalışır. Activity lifecycle'ı göstereceğiz bir sonraki örneklerimizde. Merhaba Android değil. Artık burayı topla diyorum. Toplamı. Toplamı eşittir artı toplam. Çıktıyı görelim. Bakınız 10 girdim. 20 girdim. Toplaya bastım. Tosta 30 yazdım. Bakınız şimdi ben tosta değil, bunu kapattım. Kodu gizliyorum. Bir tane text'e geldim. Plain text ekledim. Sayı 2'nin hemen altına ekliyorum. Şimdi şunu yapacağız. ET sonuç diyorum ismine. Text'i de sildim. Buraya da sonuç dedim hint kısmına. ID'si ET sonuç. Bir nesne eklersem activity kısmında da eklemem gerekir. Yani buraya ET dedim. Bu ET'nin ne olduğunu tanımlamam gerekiyor. ET eşittir. Edit text tipinde bir nesnedir. Resource'deki ID'si ET sonuçtur. Bakınız şunu yapacağım. Bu oluşturduğum edit text içerisine değer göndereceğim. Değer gönderebilmek için set text metodunu kullanacağım. Get text'te var olan değeri çekiyordu. Butona tıklama işlemi esnasında şunu yapıyorum. et nokta set text. Buraya doğrudan string ya da char sequence tipinde değer gönderebilirsiniz. String göndermem gerekiyor. Integer gönderirseniz hata vermese de program patlar. İçerisine set text içerisine integer gönderirseniz referans adresi sanıyor. Program hata veriyor. Bu nedenle string nokta value of parantezi içerisine alırım. Ya da hiç uğraşmam çift tırnak artı derim. Toplam derim. Evet bir tekrar çalıştırıyorum. Bakınız. Sayı 1 girdim. 5 girdim. Sayı 2 girdim. 9 girdim. Butona bastığımda sonucun değerini değiştirmiş olacak. Topla dedim. Bakınız sonuca yazdı. Çalışma zamanı. Tıkladım. Değeri değiştiriyor. Tıkladım. Klavyeyi kapattım. Tıkladım. Değeri değiştirdi. Butona tıklama esnasında bunun son değerlerini al. Bunu ekle demiş olduk. Set text. Bir edit text içerisinde değer göndermek için get text ise var olan değerlerin çağrılması için kullanılıyor. Şöyle hızlandırıyorum. Ad soyad birleştir. Next. Next. Empty. Finish. Öncelikle linear constraint layout'ı relative'e çekmeniz lazım. Çekmeden nesneleri eklerseniz tekrar silip yeniden oluşturmanız gerekir. Tıkladım. Text kısmına relative yaptım. Enter. İçerisini sildim. Design'a tıkladım. Eklemeniz gereken komponentleri söylüyorum arkadaşlar. Text'e geldiniz. Plain text dediniz. Ortalıyken seçtim. Bir tane daha ekledim.
Bir tane de ola geldim text view ekliyorum. Text view'da sadece yazı gösterdiğiniz bir nesnedir. Bir tane de buton ekledim. Butona basıldığı zaman da işlem yapsın. Şey yapalım hocam, yazdıkça yazsın. Evet, bunların ID'lerini değiştiriyorum. ET at. ET at. Teksti sildim. Hint kısmına adınız diyorum. ET soyad. Text kısmına soyadınız. Text view'ı TV sonuç olarak değiştirdim. Butona tıklama esnasında ise BT'nin adı ilk etapta BT'ne işlem olsun. Birleştir olsun. Butonun teksti ise birleştir. Main activity'ye geldim. Hangi nesnem varsa bunların hepsini globalde tanımlıyorum. Hangi nesnem var? Edit text nesnem var. 2 tane. ET at, ET soyad. Bir tane butonum var. BT ne dedim ismine. Bir tane text view nesnem var. İsmine TV dedim. Bunların her birinin ne manaya geldiğini belirtmem gerekiyor. ET at eşittir. Edit text tipinde bir nesnedir. Resource'deki ID'si ET at'tır. ET soyad diye bir nesnem daha var. Eşittir. Edit text tipinde bir nesnemdir. Resource'deki ID'si ET soyad'tır. TV isminde bir nesnem var. Eşittir. Text view tipindeki bir nesnedir. Resource'deki ID'si text view sonuçtur. Bir de butonum var. BTN eşittir butondur. Resource'deki ID'si BTN birleştirdir. Butonun tıklama olayını yazıyorum. BTN nokta set on click'te sınır. New büyük V enter'a bastım. On click'te sınırı yazdım. Diyorum ki TV nokta set text birleştirme işlemi yapacağım. Neyi birleştireceğim? ET at ve soyadın değerlerini birleştirip text view sonuç içerisine set edeceğim. String at eşittir et at nokta get text nokta to string. Get text'e bir açıklama yazalım, not alalım. Edit text nesnesi içerisindeki değeri getText.toString'de yakalayabiliriz. Yani ben editText'in içerisindeki değeri almak istiyorsam getText.toString diyorum. Ama içerisine değer göndermek istiyorsam setText'i kullanıyorum. String soyad eşittir et soyad nokta get text nokta to string. Birleştirme için at artı çift tırnak artı soyad dedim. Butona tıklayınca edit text adın ve edit text soyadın değerlerini text view içerisine göndermiş olacak. Bir de bunu çalıştıralım. Adınız diyorum. Türkçe karakter şeyi kabul etmiyor arkadaşlar. Bu nedenle S yazıyorum. Klavyeyi alta indirdim. Birleştire bastım. Değeri görüyorum. Ne yazarsam onu anlık olarak gösteriyor. Yani çalışma zamanında gösteriyor.